Kıymetli dinleyenler, bundan önceki beyitlerin manasıyla bugünkü okumalara devam ediyoruz. Başlık şöyle: Ayrılık ateşine yanmak herkesin kârı değil. Hele bir düşün, edepsiz kişi derviş olur mu? Halbuki tarikat baştan başa edeptir. Haydi farz et ki bazı meczuplar bir takım sözler söylemişler. Aslında o söz o anın mahsulüdür ve mutlaka söylendiği zamanın şartlarına göre değerlendirilmelidir. Çünkü o sözü o günkü şartlar söyletmiştir. Dolayısıyla da onun tasarrufu sahibine yaraşır. Şu halde başkasının malına göz dikme. Başkasının malına göz dikmek bu yolda büyük sahtekarlık sayılır. Adam ol, alenen hırsızlık etme. Eğer bunu yaparsan sonra sana hep sahtekar derler. Şatahat söyleyenleri sıtma tutmuş gibi farz et ki aşıkların cismi ve canı titremektedir. Çünkü aşk zaruri olarak canı ve bedeni titretir. Fevzi, seni hangi mücbir sebep titretiyor? Kendine bir bak. O pirleri aşk ateşi esir etmişti ve onların ayrılık acısıyla titreyişleri haddinden fazla idi. Nasıl ki hummaya tutulanı maruz kaldığı baygınlık bilinçsizce konuşturur, aynen onun gibi aşığın gönlünü sarhoş eden de yudumladığı aşk şarabıdır. Halbuki sen ne aşkı ilahi ile sarhoşsun ne de humma hastasısın. Belki nefsinin kölesi olmuşsun. Safsata peşinde koşmak neyine gerek? İnsaflı ol. Kalbini haktan yana çevir. Künhünü bilmediğin hal ve makamlara dair konuşma. O pirler ki cezbe ehlidir, makam sahipleridir. Ve onlar gece gündüz aşk ateşiyle mest olup kendinden geçmişlerdir. O büyük zatlar ehline söz söylemişler ve sözlerinin na ehlin diline düşeceğini hiç zannetmemişlerdir. Bu itibarla onlardan duyduklarını hemen ezberlemeye kalkışma. Boşa doluya, yaşa kuruya konuşma. Büyüklerin sözlerini kendi şahsi kanaatine göre yorumlama. Nefsine uyma. Çokça hata işleme. Ehli halin söz ve tavırlarını sınırlı ifade kalıplarıyla anlatmaya çalışma. Onların da kendin gibi olacağını düşünme. Beyitlere devam ediyoruz. Marifet olmak değil, ölmektedir. Marifet Allah'ını bilmektedir. Bu fikirden geç, beni dinle hemen. Bu fikirle anlaşılmaz müstean. Geç bu tevilana etvardan bütün. Ehli zevk olmak dilersen gün be gün. Ehli zevkin bakma şathiyatına. Kıl nazar hep muhkemat ayatına. Zihnini tahriş eder fassı füsus. Munsif ol. Nerede füsus, nerede nüsus? Sen füsusun bakma tabiratına. Bak fütuhatın güzel ispatına. Bir makamdan söylenilmiş o füsus. Şöyle esnai sülükte bahusus. O makamı ruh idi ben söyledim. Masebakta şerhü izah eyledim. Bu beyitleri de ehli zevke aldanma alt başlığında şöyle açıklıyoruz. Marifet olmakta değil ölmektedir. Allah'ı gereği gibi bilmektedir. Ancak Allah'ı bilme fikrinden de hemen vazgeç. Beni dinle. Bu aklınla o yüce yaratıcı bilinmez. Dolayısıyla şahsi yorumların peşine takılma. Eğer günden güne tekamül edip ehli zevke dahil olmak istiyorsan evliyanın şatiyatına bakma. Daima muhkem ayetlerin hükmüne tabi ol. Füsus-u hikem fasıllarındaki bazı ifadelerin senin aklını karıştırdığını biliyorum. Ancak yine de insaflı ol ve kendi haddini bil. Füsusun derin manalarını anlamak nerede, sen neredesin? O bakımdan füsustaki ifadelere takılıp kalma. Bilakis
Fütühat-ı Mekkiye'de hakikati ispat edip açıklayan sözlere bak. Onları dikkatle oku. Çünkü Füsus'taki ifadeler seyr-ü sülûkun belli makamlarında söylenmiştir ki bunun ruh makamı olduğunu daha önce açıklamıştım diyor merhum müellif. Efendim, bir dahaki okumalarda buluşmak üzere sizleri Allah'a emanet ediyorum.